Van Hoydonluk Fenerbahçe'nin ligde yapabileceklerini böyle yorumladı. Tozunu atarız. Lan oğlum, yeni kırmızı kurdele takmış ilkokul çocukları gibi heceleyip durma şunu ya. Bari içinden oku. Ne kızıyorsun baba ya? Yani şu sofrada futbol olsun, Fenerbahçe haberleri olsun. Bir şeyler okumak isteyen başka aile bireyleri de var. Bu bir ihtiyaç yani. Akşam bütün spor haberlerinin alayını izledin ya. Yok tartışmalı pozisyonlar, yok galibiyet sevinci, yok hakem hataları, yok beraberlik kararsızlığı, yok mağlubiyet üzüntüsü. Daha ne seyredeceğim be? Şşt! Sabah sabah Türk futbolunu masaya yatırıp durmayın. Hadi bak, geldi. Ahan da sahan da sucuk. Vallahi seni tebrik ediyorum anne. Ailemize sucuk bulup pişirmekte az daha geç kalsaydın, o televizyondaki sucuk reklamları yüzünden kışkırıp şişini bölecektim vallahi. Bu öyle reklam öz denetim sucuğuna benzemez Samim. Sinop'tan şetaret alan yolladı oğlum. Ev sucuğu böyle pamuk gibi. Sıdıka, çabuk kız gel hadi. Sucuğu soğuyor. Ya anne, senin gözün bozuluyor galiba ya. Hani bir doktora görün istiyorsa. Aa, o ne biçim laf öyle Samim? Gayet net görüyorum ben her şeyi. Dijital yayın gibi vallahi. Lütfen alıcılarımla oynamayınız. Fakat Sıdıka'nınki çok büyük bir sucuk. Yani bu kız kardeşimin sağlığı açısından zararlı değil mi ya? Samim sen karışma. Ay bu seferlik öyle icap etti çocuğum. Ne bu seferliği ya? Yıllardır 4 kişilik ailemizin mutfak masrafını maşallah Sıdıka Hanım tek başına götürüyor. O artık senin küçük kızın değil anneciğim. O bir fil. Bırak da şu sucuğu ben yiyeyim ya. Ninja Bünye'nin daha çok ihtiyacı var ama böyle şeylere. Şu bize verilen sucuğa bak. Kahvaltı değil, karınca tayını sanki. Aa, oğlum böcek yemi denmez nimeti. Allah Allah. Tabii. Günümüz Türkiye'sinde bir tekme kaç kaloriye atılıyor minimum. Senin umurunda değil ki. Vallahi değiştiriyorum ben bu sucukları. Olmaz evladım öyle şey. Olmaz Samim. Herkesin rızkı, nimeti kendi önüne olur. Hı. Al bak ben sana çift sarılı bir yumurta vereyim. Hadi tosunum benim. Hadi, hadi. Teessüf ediyorum anne ya. Ya utanma sen. Bir çocuk gibi sürpriz yumurtayla kandırmaya çalışacağım beni. Yemiyorum yumurtanızı da sucuğunuzu da. Hepsi sizin olsun ya. Oğlum küsülür mü lan bir sucuk için sofraya? Al 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 benimkini ya al. İstemiyorum kimsenin sucuğunu falan. Koskoca genç bir insan olduk. Hala sofrada al. Azar işitiyoruz be. Ben yerim sucuğumu da ekmeğimi de dışarıda. Ayıp bir şey ya. Aman hadi. Ya sen de verseydin kızın şeysini çocuğa, sucuk mu yok evde? Ama onu yemesi lazım Zekeriya. Hı. Niye? Gıda tüzüğünde büyük parçayı kız çocukları yer diye bir madde mi var? Aman canım o sucuğu okuttuk biz efendi hazretlerine. Kızın kısmeti açılsın diye üflettik birazcık ya. Ya saçmalama Safiye. Üfürüklenmiş sucuk mu olurmuş ya? Canım efendi hazretleri bizzat kendi üfledi sucuğu kızın kısmeti açılsın diye. Tez zamanda mürüvvetini göreceğiz inşallah Zekeriya. Ya hala böyle üfürükle, batıl inançlarla, efendi hazretleriyle falan uğraşıyorsunuz değil mi? Ya bırakın bu saçmalıkları ya. Bırakın Allah aşkına. Neymiş efendim karı sucuk üfletmişmiş. Bak boş yere çocuğun da kalbini kırdık. Aman o da yeseydi kendi kısmetini. Allah Allah. Hem onunkini de başka türlü okutmuştum ya. Ne yani şimdi masadaki bütün sucuklar okunmuş mu? Doğru söyle kız. Ulan kesin benimkini de okutmuşsundur sen ha. Yemem o zaman ben. Nerede kaldın sen Sıdıka? Geldim. Sucuğum buz gibi oldu. Hadi yut şunu. Ya ben bu sucuğu yiyemem. Ne? Et yemeye bir müddet ara verip vejetaryenliği deneme kararı aldım. Ne o kız öyle deterjan adı gibi ha? Vejebet. Bak. Hı. Eğer sen rejim yapıyorsan da entelliğin zedelenir diye böyle korkuyorsan hiç merak etme bak. Hı. Kimseye söylemem. Biliyorum sen rejim karşıtısın yavrum. Hadi şunu yut. Çabuk yana yut bitir. Hadi Sıdıka. Zekeriya kızın istikbali mevzu bahis. Şurada bir iki çift laf da sen etsene baba olarak. Yavrucuğum, rejimin sırası değil. Değil. Bak, yüzün kaşık kadar kaldı, kaşık. Zaten zafiyet geçiriyorsun sen. Kemiklerin sayılıyor dışarıdan yavrum. Hı? Daha fazlasını yapamam Safiye. Ya vallahi rejim değil anne ya. Bak, vejetaryen olunca böyle et yerine bitkisel ağırlıklı besleniyorsun. Yani sebze meyve senin anlayacağın.
Bakırcığım sen bugünlük iyi ver işte, dökülmesin. Bak günahtır nimet. Ben sonra sana ot yolarım bahçeden, pişiririm. Hadi canım benim, hadi kızım benim, hadi ye. Ya vallahi yemem anne ya, sonra çok pişman oluyorum. Hem niye dökülsün ki bu kadar şey? Allah Allah, abim gibi bir öğütücü varken bu evde. Ver alayını yer. Abi, gel gel, sucuk katliam var. Gönüllü öğütücü aranıyor. Senin sadakana kalmadık. Bir çay demleyeyim mi, içer miyiz? Hatta cam bardakta getireceğim sana. Çünkü sakar biri olmadığına inanıyorum. Ay kız Sıdıka, çay dedin de benim karnım aç. Sabah beri hiçbir şey yemedim. Mutfaktan peynir ekmek bir şeyler getirsene. Hayrola Arzum, bu saatte aç olduğuna göre rejimde falan mısın acaba? Ay ne rejimi kız? Annem 3 gündür kahvaltıda bana sucuk yedirmeye çalışıyor. Ama ben yiyormuş gibi yapıp kediye veriyorum. Annemler ortaklaşa mahalle tavalotu falan mı çıkarmaya başladılar acaba? Bizde de vardı bu sabah sucuk. Şaka maka, bu sucuk reklamları bayağı insanların kafasına giriyor hakikaten. Yok kız, okunmuş o sucuklar. Sana kısmet açmak için, bana da sakarlığım gitsin diye. Gerçi ben sakar biri değilim ama... Of ya, yine mi? Kuşkulanmıştım zaten. Ya eşek kadar kız oldum, hala aynı şey. Hoca tarafından okunmuş bebe bisküvisi yiyerek büyüyen tek çocuk benimdir herhalde. Aynen Sıdıka. Ama bu sefer yaptıkları insafsızlık. İnsan sucuğa kadar okutacak başka bir şey bulamaz mı? Aa, o da bir şey mi? Annem bir keresinde tam 2 kilo Roma dondurması okutmuştu hocaya. Hem de çikolatalı. Ay anlatıp durma Sıdıka ya. Dondurma sucuk derken hepten iştahım kabardı. Hadi git mutfaktan bir şeyler getir de yiyelim. Ay, tamam. Yok sen sakar değilsin, o tamamen ben şeydim. Güzel elbiseleri giyip kuşanacağım. Senin önünden geçip sana bakmayacağım. Beni kırdığın gibi kalbini kıracağım. Beni dinlemedin ya, sen de duymayacağım. Sıdıka! Ay yok, afyon toprağı yutmuş gibi böyle böyle deli mi dürttü öyle bak. Ay anne bilmiyorum. Böyle aniden içime bir ferahlık, böyle bir coşku geldi. Ay kanım kaynıyor vallahi. Ay kaynasın çocuğum, kanın kaynasın. Oo, zaten bir değişiklik oldu her halinden belli. Yavrum benim. Ay yavrum, saçları da pek güzel olmuş kızımın benim. Ay bana bak Sıdıka. Ne oldu çocuğum, mahallede düğün dernek falan bir şey mi var ha? Yok ama olsun istiyorum. Ay iste yavrum, iste ha. Ay sen böyle istedikçe düğün dernek koca, çocuk çombalak. Cenab-ı Allah hepsini verir sana inşallah. Ama yavrucuğum böyle fazla açılıp saçılma ha. Yani babacığın böyle seni görürse hani bu evden 1 nikah 4 cenaze çıkar alim Allah. Anne ben düşündüm de benim evlenip çocuk sahibi olma yaşım geldi artık. Tabii yavrucuğum, neden olmasın ha? Ay şükür olsun sana da. İyi de böyle oturduğum yerde olmaz ki. Yani böyle evdeyken beni kim bulacak da kim alacak? Anlıyorum tabii Sıdıkacığım ama yani. Benim böyle bazı ortamlara girip çıkmam, açılmam, koca adaylarıyla bizzat tanışmam gerek. Sıdıka. Ben modern kafalı bir anneyim ama İyi de anne, böyle bir tek bakkala gitmek için dışarı çıkarsam ancak çevre esnaftan bir koca bulabilirim kendime. Düşünsene, iş gücü sahibi insanlar bir tek sabah 9 akşam 5 dışarıda oluyorlar. Nasıl yani? Biz şimdi seni bir işe mi koyalım demek istiyorsun Sıdıka ha? Ay yok da yani hayırlı bir kısmetle tanışmak için böyle kafedir, bardır bir takım ortamlara girmek lazım diyorum. Aa, olmaz ama Sıdıka, biz seni bunca sene temiz aile kızı olarak yetiştirdik evladım. Öyle kafe bar falan deme bana. İlle de böyle bir insan içine çıkacağım diyorsan çocuğum, elektrik faturasını vereyim, git onu yatır. Böylece bir ortama girmiş olursun. Yani elektrik idaresi de tabii kendi içinde bir ortamdır ama. Kızım nasip kısmetse orada da bir memur, ne bileyim böyle bir daire başkanı falan hani bulabilir insan değil mi? Hah, al işte, al bunu yatır. Ay ben seni kendi elimle başka hiçbir ortama yollayamam Sıdıka, anlıyor musun beni? Hani en fazla bir telefon faturası veririm, bir de gider onu yatırırsın. Öyle olsun bari. Ortam ortamdır. Ay gitmişken kablolu TV'ye de başvurayım mı anne? Allah canını almasın seni. seni. Bir günde 3 ortam ha? Çabuk git hadi, çabuk koş git. Şeyinin etkisindeyken kızım. Neyin etkisi anne? Bir şeyinin değil çocuğum, böyle hani havasına girmişken demek istedim. Yani havan inmesin diye söylüyorum. Ay inmez inmez. Böyle içimden geliyor. Vallahi yerimde duramıyorum. Ah! Ay durma evladım, koş git, çabuk git. Allah hayırlısı da versin yavrum benim. Ah yüce Rabbim. Ah!
biliyoruz anne. Bir takım özel işlerimiz var. Ne özel işleri kız? Allah Allah. Ay bununla ancak genel şeyler olur. Nereye gidiliyor bakayım? Hı? Aman anne. Şöyle bir bakalım, taksitle kapkacak falan alalım diyoruz. Malum benim çeyiz mutfak eşyası bakımından tam takır kuru bakır. Ay Ezgisu nereden anlar kapkacak mutfak çeyizi falan ha? Ay o daha mutfak robotuyla ekmek tahtasını birbirinden ayıramaz. Ay, öyle deme anne. Hem Ezgisu'nun çevresi var. Beni Layla ve Reyna Eşrafı'yla da tanıştıracak. Kızım kılavuzu karga gibi bir şey bu cadaloz karı. Ay insanı ev kızından çıkartıp kurye kız yapar alimallah. Aşk olsun Safiye teyze. Tamam biraz ayrıksı yapım olabilir ama mafyaya kurye kızlık yapacak yaratılışta da değilim. Ay rica edeceğim anne. İçimden gelen coşkuyu biliyorsun. Vallahi bu saatten sonra eve hapsolamam. Deliririm. Ah! Yavrucuğum. Ay bir defalık izin verdik sıdıkam. Ama bu yellozda oraya buraya kaçıp durursan ay baban ikimiz de kıtır kıtır doğrar vallahi. Sıdıkam niye böyle yapıyorsun yavrum ha? Yediği bir şey dokunmuş olmasın Safiye teyze? O zaman çıkmayayım ben dışarı. Peki koca adayları eve gelsin. Hatta böyle bir yarışma düzenleyelim evde. Böyle mayolu çocuklar önümde defile yapsın. Ben de seçeyim ha? Kız sen ne diyorsun öyle Sıdık ha? Baban hepimizi birden evle birlikte cayır 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 yakar anne olsun ha? Aman ona yakar buna doğrar. Hayırlısıyla bir evime çıksam da kendi kocamın cinnetine kurban gitsem. Ay tövbe tövbe tövbe. Ben sana diyorum Safiye teyze buna yediği bir şey falan dokunmuş olmasın. Ama böyle baskı yapmayın daha kötü olur. Siz onu bana emanet edin. Gerisini merak etmeyin. Bana bak sen önce kendi orana burana mukayyet ol sonra başkasınınkini emanet al. Öyle deme Safiye teyze. Böyle üstüne üstüne gidip kapattıkça daha fena olur. Bazen bana da oluyor. Kız nasıl yani daha kötü olur ha? Ne bileyim böyle bir kere özgürlüğü tadınca insanın içi durmuyor. Ay için dışına çıksın senin. Duvarlar üstüme üstüme geliyor. Canım bir asilik yapmak istiyor. Ay akılsız kafam, akılsız Safiye. Kızı kendi ellerimle ne hallere düşürdüm ya Rabbim. Ay hadi Ezgisu gidelim. Dayanamayacağım, duvarlar üstüme üstüme geliyor. Tabuları devireceğim. Elce izimle kendi kocama bulup yuvamı yapacağım. Canım yavrum benim tamam. Hadi gidin gezin güzel güzel oldu mu yavrucuğum benim ama fazla uzağa gitmeyin ha. Bak anne. Ay güle güle hadi uzaklaşmayın. Ben Allah kahretsin seni Safiye aptal gerizekalı Safiye. Gideyim de şunları takip edeyim. Ay izini kaybettirdi bana kaltak. Ben de seni arıyordum Safiye. O senin sucuk vardı ya hani ondan kaldı mı biraz? Ay sus. Ay sus o sucuğun Allah belasını versin. Nimete bela okudum ya Rabbim bana günah yazma. Öyle deme Safiye. O sucuk var ya o sucuk çaycının işine yaramış. Adama bereket yağıyormuş. Ama ona bereket yağmış da bize bela yağdı. Kız delirdi. Ters de etti sucuğun büyüsü. Ay yerinde duramıyor. Ezgisu karısıyla birlikte koca bulacağım diye çıkıp gittiler ayol. Ne diyorsun sen kadın? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Ay oturmuş kuzu kuzu gününü yapıyordu. Baktım Ezgisu'yla birlikte takmış takıştırmış, sürmüş sürüştürmüş. Ha gidiyorlar. Dedim ki kızım bak baban döver dedim. Ay dinlemedi. Kızım baban söver dedim. Gene dinlemedi Zekeriya. Bak terbiyesiz. Peşlerine düştüm ama köşeyi dönerken izlerini kaybettim anacığım. Ben de doğruca dükkana geldim. Gördün mü bak yaptığını? Kızın kısmetini açayım derken ardamarını çatlattın. Al şimdi başına belayı. Ay sen de üstüme gelme Zekeriya'm ya. Ne bileyim böyle olacağını. Hanım hanım yemek yapıp çeyizini düzüyordu. Aniden öyle azıp eş isterim, koca isterim diye. Zahir içi kapardı kızın işte. Söz ver Zekeriya. Kötü bir şey yapmayacaksın değil mi? Fazla üstüne gidilirse kaçırırmış bu sefer de. Ya? Allah Allah ya. Ya fena kadın olacağına deli olsun. Evde bağlar oturturuz. Hani haberlerde falan izliyoruz ya. Zincire vurulmuş deli kızlar. Biz de öyle bir şey yaparız ona. Alo. Teyzeciğim siz kızınızın durumunun farkında mısınız? Sıdık'a bambaşka biri olmuş adeta. Biliyoruz yavrum. Kendi elimizle saldık biz. Sen kimsin çocuğum? Bak kötü bir şey yapma yavrum tamam mı? O tertemiz bir aile kızıdır. Bir şey yapmam teyze. Ben onun dünya ahiret şeysiyim bir yerde. O benim helalim sayılır. Ben bir dost olarak uyarmak istedim sadece. Kim? Kimsin yavrum ne helali? Ha? Ay kız gidiyor elden.
Zekeriya, bu kız çok kötü işler karıştırıyor anacığım. Ha, başımıza büyük iş açtı bu sucuk. Sucuk mu istediniz? Alo, sucuk mu istediniz, anlamadım. Ay o lanetli sucuk be. Allah belasını versin bu sucuğun ya. Tabii canım, ben sizin damadınız sayılırım. Hemen attırayım ocağa. Kes şunu. Anne, hani sen geçenlerde bir sucuk yaptıydın ya. Canım ondan bir çekti, bir çekti sor. Toplatıldı o sucuklar sıtıkam ya. Zehirli miymiş, kanserli miymiş, neymiş? Ama zehirli mehirli yerdik işte. Şöyle ekmek arasında cızır cızır, oh! Yavrum, öyle deme bak. O sucuk yüzünden neler geldi başımıza. Hay bütün gün seni sokaklarda aradık durduk sıtıkam benim. Saçma saçma konuşma anneciğim. Niye? Sucukla beni aramanızın ne alakası var şimdi? Bence bu nedir? Bak evladım. Anan özetle şunu söylemeye çalışıyor. Yani tabii ki biz hayırlı bir kısmet bularak senin telli duvaklı evlenmeni isteriz. Ama bu şekli şemal ile olmasını arzu etmeyiz yavrucuğum. Evet. Ne varmış şeklimde şemalimde baba? Örneğin mesela... Bugün o Ezgi Su denen salak kızla İstanbul'un bütün sokaklarında dolaşman hiç hoş bir durum değil yani. Aman canım, ne var, Ezgi Su ile biraz dolaştık, sonra ayrıldık zaten. Ne? Bir de tek başına mı dolaştın? Evet, tek başıma dolaştım, ne var ki? Allah Allah, siz zaten Ezgi Su'yu sevmiyorsunuz. Canım hoppa kız falan ama sokaklarda tek başına dolaşmandan iyidir. O bir Saka baba. Saka ailesinin soyadını taşıyan bir kız öyle sokaklarda tek başına dolaşamaz. Ay, tek başıma dolaştım ama etraf koca adayı kaynıyordu. Ay, servis otobüsü dolusu yakışıklılar, memurlar, amirler, kısım şefleri, vasıfsız işçiler. Sıdıka kızım bak, koca denilen müessese öyle bulunmaz. Burada kısmetten söz ediyoruz. Yani sokaklara düşerek öyle servis yolunda koca bekleyerek bulunmaz bu işler. Hafazan Allah, cinayetle sonuçlanır vallahi. Ama baba, dış dünyayla tanışıp kaynaşmadan nasıl bulacağım eşimi ben? Gerçi ben anneme dedim, damat adaylarını eve çağıralım, şöyle önümde mayolu bir biçim. Hadi bakalım, bak armut diye güzel kızım benim. Ya dur yavrum. Baba, aile meclisi bir önemli karar alırsa yani üstüme düşeni yaparım. Bana bak, sen sus bakayım, sokma o koca burnunu bu işe. Zekeriya, sen de unutma. Varmayacağız üstüne. Hadi kızım benim. Sen de git çeyizini odanda büyütürsün. Hadi yavrum benim. Hadi kalk. Ay tabii büyüteceğim anne. Bu gece saat 3'e kadar planlar kurdum. Daha yapmam gereken yüzlerce el işi var. Hiç durmayacağım. Kocaları böyle bir mıknatıs gibi kendime çekmek istiyorum. Size onlarca torun vereceğim. 40 bin çocuk çorabı yıkamak istiyorum. Aa. Ya Rabbi, ne sucukmuş ya. Ne hallere düşürdü bizi be. Aman Zekeriya, gözünü seveyim, öfkelenme ha. Ay daha da kötüsü, heroinman meroinman olur kız. Baba, istemeyerek tekrar ediyorum ama aile meclisinin bu konuda bir kararı olursa üstüme düşeni yaparım ha. Gerzek. Salak, biz kızımızı severiz, böyle bir şey için kan dökülmez bu evde. Fakat baba, töre. Ne töresi lan, ne töresi ha salak. Şimşire bak, töreymiş. Ulan senin tören mi var ha? Şimdi olan hırsımı da senden alırım ha. Ama öyle deme baba ya. Ninjalıkta da yeri vardır bunun. Üstelik kardeşimin bu utançla harakiri falan yapması bile lazım yani. Ne harakirisi oğlum? Ay kardeşin keçileri kaçırdı, biraz o kadar işte. Ya Safiye, şu efendi hazretlerine götürsek şu kızı tersine okusa düzelir mi ki? Yok anacığım, ben bugün gittim adama. O kapı duvar, koskoca bir mühür koymuşlar kapıya. Heh, al işte, al. Ben anlamıştım onun sahtekar olduğunu. Sahtekar. Bizim çaycı da işleri tam düzelttim derken dükkanında tüp patladı. Ya. Ya. Aa. İyi akşamlar Saka ailesi. Aman iyi akşamlar çocuğum, bulacağız sana o sucuktan. Hadi sen git yat. Ay kız, ne yaptın sen kendine böyle ha? Hiçbir şey yapmadım. Bir taraftan kapının oradan sizi dinledim. Bir taraftan da rolümün kostümlerini çıkardım. Rolünün mü? Hı hı. Niye rol yaptın kız anneye sen? Gör bakayım sen. Gör bakayım sen. Sen mi yaptın anneye? Ay seni salak seni salak. Gör kızım. Rol mü yaptın sen anneye? Salak.
Bu bize rol yapmış ya. Büyülü değilmiş bu ya. Gerçek, o kadarını biz de anladık herhalde değil mi? Niye yaptın kızım böyle bir şey ya? Yani yarım aklımızı da alacaktım be. Hatta abininki çeyrek. Çeyrek. Baba ne yapalım? Yastığın altında her sabah muska bulursan, büyülü sucuk yiyip okunmuş su içersen sen de aynı şeyi yapardın. Okunmuş su içirmedim bir defa. Ya kızınız sevdiği birisiyle istediği zaman evlense, ömür boyu istediği birisiyle mutlu yaşası kötü mü olur? Ya hem beni sevdiğinizi söylüyorsunuz hem de hiç duygularımı anlamıyorsunuz. Tamam. Ben okunmuş sucuk yapmayacağım. Sen de öyle entel kuntel mesaj verme, tamam mı Sıdıka? Karışma Safiye çocuğa ya. Karışma. O fena kadın olacağına entel dantel olsun. Aman iyi. O zaman torun yapacağını heykel yapsın sana. Tablo çizsin, opera şey. Yok kardeşim yapsın, burada kimse sucuk falan istemedi ya. Safiye teyze, siz bana bugün telefonda bizzat sucuk sipariş etmiştiniz. Ben de baş başa yiyelim diye anca getirdim sucukları. Araba aşağıda. Yani bir emriniz olursa diyorum hemen hazırlatıvereyim. Niye öyle bakıyorsunuz? Siz sucuk sipariş etmemiş miydiniz? Ay ben yanlış anladım. Samim. Aile meclisi kararını uygula çocuğum. Törene sahip çık. Zekeriya. Tamam baba.